Anadolu Güneşi TV19'dan Biz Bize programından herkese sevgiler, selamlar, günaydınlar efendim. Haftanın son gününde bizler bugün yine stüdyomuzda yerlerimizi aldık. Sizler de umarım ekranlarınız karşısında bizlerle birliktesinizdir efendim. Umarım keyifli bir güne başlamışsınızdır. Bizler de günümüze temennimizi böylelikle iletelim istiyoruz efendim. Bugün bizlerle birlikte aile danışmanımız sevgili Firdevs Karaca Eren stüdyomuzda misafirimiz olacak efendim. Kendisiyle birlikte ailede değerler eğitimine dair konuşacağız. Eşler arası süreçten tutun da bireylere, çocukların ve anne babanın çocuklara bu süreçteki değer aktarımı nasıl olmalı? Bununla alakalı sorularımızı soracağız ve cevabını alacağız efendim. Bizler merak ettiklerimiz üzerinden sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Sizler de ekranlarınız karşısında bizlere eşlik edin istiyoruz efendim. Biz Bize başlıyor. Herkese sevgiler, selamlar, günaydınlar efendim. Firdevs Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle vakit ayırıp geldiğiniz için sizleri tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Firdevs Hanım, bugün sizinle birlikte programımızın başında ifade ettiğimiz gibi ailede değerler eğitimi üzerinden konuşacağız. Aklımıza gelen hemen her kavramın sorusunu soracağız ve cevabını alacağız sizden. Aileyi bir arada tutan ve parçalayan birçok unsur var. Tüm bunlar üzerinden sohbetimizi gerçekleştireceğiz ama ekranları karşısına ilk kez geçen izleyenlerimiz için size bir tanıştıralım istiyoruz. Sevgili Firdevs Karaca Eren kimdir? Nelerle ilgilenir? Evet, eğitim hayatıyla başlamak gerekirse ilkokul, ortaokul, lise derken çocuk gelişimi yılları aslında çok daha öncesinde çocuklarla olan diyalogumuz, ailelerle olan ilgim başlamıştı. Çocuk gelişiminin sonrasında Gazi Üniversitesi'nde özel eğitim fakültesini tamamladım. Türkiye'nin farklı illerinde, Antep'te, Yalova'da, Ankara'da bulundum. Stajımı tamamladım. Rehabilitasyon merkezlerinin farklı birimlerinde çalıştım. Daha çok aile sorumluluğu, ailelerle ilgili olan çalışmaların organize edilmesi, yürütülmesi özellikle dikkatimi çeken kısmıydı. Daha sonrasında Çorum'a gelme kararı aldık. Burada da yine bir süre rehabilitasyon merkezinde bulunduktan sonra kendi işimizi açmak nasip oldu. Süreç özel eğitim danışmanlığı olarak başlamıştı. Fakat özel eğitim danışmanlığında problem davranışlarla ve ailelerle çalışırken gördük ki ortada sunulan problemler, başvuru sebepleri çocukla ilgili başlıyor ama sonuç çocukla bitmesi mümkün değil. O anlamda aile eğitimlerini aldığımız takdirde daha da bütünleyici olduğuna kanaat getirip Ankara'da CİSET bünyesinde aile eğitimleri süreci başladı. O süre zarfında da yine burada Çorum Belediyesi ile, valiliği ile, çeşitli STK'larla, yine 6 aylık aile sosyal politikalar il müdürlüğü ile yürüttüğümüz bir çalışma söz konusuydu proje kapsamında. Orada da yine sevgi evlerinde 0-6, 6-12, 12-18 yaş gruplarında her yaş grubunun ayrı değerlendirilmesi, ilgili birimlere, çocuklarda varsa bir yetersizlik, ilgili kuruma yönlendirme, bilgilendirmelerin yapılması ve kurum içi toplantıların düzenlenmesi görevlerinde bulundum. Sonrasında da Selçuk Üniversitesi'nde aile danışmanlığı alanında yüksek lisans yaptım. Şimdi de çocuk, birey, aile olmak üzere öncesinde Gazi Caddesi'ndeydik. Şimdi bir yere, başka bir yere, Buhara tarafına taşındık. Orada hizmetlerimiz devam etmekte. Yüz yüze görüşmelerimizin dışında uzaktan ulaşamayan ailelerimiz de kırılmasın diye araya bir link daha açtık. Online danışmanlık süreci. Şehir dışında ve yurt dışında olmak üzere danışmanlık süreçlerimiz de bu şekilde devam ediyor. Bu da aslında faydalı bir süreç. Çağımızın o bize sunduğu imkanları değerlendirecek olursak şimdi öyle isimler var ki bu alanda hizmet etmiş. Şimdi bizler de hani artık internet aracılığıyla her şeye ulaşabilir kıvamdayız. Evet. Baktığımızda aile danışmanlığı olsun yahut farklı bir sektörde hizmet veren kişilerin bilgilerine ulaşmak hakikaten önemli. Herkesin de o şehre gitme imkanı ne yazık ki bulunamayabiliyor. Yurt dışından da ifade ettiğiniz gibi bir hizmet alanı açıyor olmanız hakikaten önemli bir adım olmuş. Tebrik ediyorum bu anlamda da sizleri. Firdevs Hanım, şimdi konumuz üzerinden böyle yavaş yavaş konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün ailede değerler eğitimi üzerinden sevgili izleyenlerimizi bilgilendireceğimizi belirttik. Şimdi baktığınızda mutluluk hemen her insanın aslında ulaşmak istediği yegane gerçek ve
Bu yolda hareket etmeyi hepimiz amaçlıyoruz ve buna göre adımlar atıyoruz. Fakat hayatın da getirdiği belli başlı olumsuz şeyler var. Bunların karşısında yenilmeden doğru yöntemlerle ilerleyen bireyler sanırım mutluluğa ulaşabiliyor. Fakat bu süreçte yine ayağımızın takıldığı taşlar oluyor. Tüm bunları aşıp mutlu olmak hemen her bireyin hakkı aslında. Bugün sizinle birlikte değerler eğitiminden konuşacağımızı söyledik ve mutluluk üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Sizce mutluluk şans eseri elde edilen bir şey mi? Yoksa hani ona ulaşmak için bir çaba mı gerekiyor? Tüm bu süreçten konuşalım istiyorum. Kişinin seçimlerinden biraz da yola çıkacak olursak neler ifade edeceksiniz? Şöyle bir dipnot düşerek belki buyurun, başlamakta lütfen fayda var. Şimdi bahsedeceğimiz değerler eğitimi belki uzunca bir süre sadece belirli bir alanlara lanse edildi. Sanki diğer meslek grupları bu değerlerden uzak çalışıyormuş, evet, onların alanına girmiyormuş gibi bir ciddi bir ayrışma söz konusu oldu. Sadece din görevlileri, camide verilen vaazlar, evlerde yapılan işte hanımlar arasında sohbetler gibi gruplarda bunlar sanki konuşulabilir de diğer gruplarda başka alanda çalışılan uzmanların ağzından duyulmaması gereken şeyler. O tarafa işte ya bu vaaza döndü konuşma gibi durumlar biraz sosyal baskının etkisiyle kavram ayrıştırması yapılmaya başlandı. Bu biraz eleştirel yaklaştığım bir durum. Çünkü manevi değerler dediğimiz değerler insanın hayatının olmazsa olmazlarıysa, başarının asıl perde arkasındaki gerçekleri ise, şimdi bir görünen kısmı var, işin teorik teknik kısmı var, bir de görünmeyen kısmı var. Ve görünmeyen kısmı da hayatımızda görünenden daha fazla etkili ise, yani binayı temelden sağlam temeller üzere atmak, o şekilde inşa etmek gerekliyse, o halde biz neden bu ayrıştırmayı yaptık? Belki kendimize sormakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü izleyicilerimiz açısından eleştirel olarak elbette dinleyenler de olacaktır. O anlamda bu dipnotu sunarak başlatma ihtiyacı duydum. Çünkü uzmanlar noktasında hani bir nöroloji olsun, psikiyatri olsun aslında kavram bütünleşmesi sağlayınca bilimle ilimin birbirinden ayrı olmadığını, tam tersi bir aradayken hani Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle tek kanatlı kuş uçamaz ifadesi gerçekten bu noktada geçerli diye düşünüyorum. Bütünleştirdiğimiz zaman ortaya müthiş güzel bir tablo çıkacak diye düşünüyorum. Ondan sonrasında şimdi sorunuza gelecek olursak da mutluluk aslında sanki bir kavram, o kuş olduğu önümüzden uçuyor ve biz arkasında hep onu mu kovalayacağız sorusu belki gündeme geliyor. Aslında o kaçmaca kovalamacanın olması gereken değil, bulunduğumuz ortamın tadını çıkarma anlamında kişinin seçimlerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Aslında belki düşünmenin ötesinde yaptığımız araştırmalar, işte bilimsel makaleler, yine insan üzerinde yapılan çalışmalar da bunu doğrular nitelikte. Uzakta bir mutluluk var da işte para elde edilince mutlu olunacak, kariyer elde edilince mutlu olunacak, bir hedef çocuksa çocuk elde edilince mutlu olunacak gibi bir durum, böyle bir beklenti içerisine girmek insanın mutluluktan uzaklaşmasına sebebiyet verir. Medyanın yine belli bir kısımda oraya da değineceğiz olmazsa olmazlarımızdan. İyi yönde motive eden yanları var. Diğer tarafta da tam tersi mutluluğu sanki evet bizim gerçekten yakalamamız gereken bir kavrammış gibi belirli maddiyatlara lanse edilmesi söz konusu. Bu durumda şunu düşündürüyor bize. Aslında kendi seçimlerimizle davranışlarımızı, duygularımızı yöneterek insan bulunduğu şartlarda zaten mutludur. Evet. Eğer beklentiler fazlaysa, yani ben bulunduğum şartları beğenmiyorum, hedef koymak ayrı bir şeydir. Tabii ki daha iyisi için çalışalım. Fakat bulunduğumuz zamanın bu zaman olduğunu unutup geçmişle ilgili takıntılarımız, gelecek kaygılarımız devreye girerse insanı mutluluğundan uzak hale düşürür. O zaman kişi seçimini farkında olmadan mutsuzluk yönünde yapmış olur. Peki şu soruyla neden bu kadar sık karşılaşıyoruz? Şimdi ifade ediyorsunuz, insanlar aslında
mutluluk kriterlerini bir anlamda da kendileri belirliyor diye düşünüyorum. İşte sizi mutlu edecek şeyler maddi anlamdayken, işte beni mutlu edecek şeyler nedir? Aileyle bir araya gelelim, işte yiyelim, içelim vesaire. Bunlar olabilir. Kişiden kişiye, kişinin dünyadan aldığı hazza göre de değişen şeyler aslında bunlar. Tam bu noktada şunun üzerinden konuşalım istiyoruz. Hepimizin başına olumsuz durumlar gelebiliyor ve bu durumlar karşısında sık kullandığımız bir cümle. Ya etrafımdaki herkes bu kadar mutluyken neden bütün mutsuzluklar bende? Ya da neden ben mutlu değilim? Ya da neden hep ben mutsuzum gibi çoğaltabiliyoruz bu soruyu. Bunun kaynağı neden peki? Değerler eğitiminden bahsediyoruz. Neyin eksikliği yahut neyin fazlalığı? Aslında bir şeyin eksik ya da fazla olmasından ziyade bu o insanın mutluluk tablosuna şahit olmamızla alakalı. Perde arkasındaki görüntüden bizim haberimiz yoktur muhtemelen. Şimdi sosyal medyada bir anne paylaşmıştı duygularını. Kadın olmak, içeride saçını başını yolarak ağlamak, dışarı çıktığın zaman gözyaşını silip işe gitmek, çocuğunu, ağlayan çocuğunu arkanda bırakmak ama mutluluk tablosu çizip iş yerinde bir selfie çekmek gibi güzel bir paylaşımda bulunmuştu. Şimdi o insanın o esnadaki gülücüklerine tanıklık etmiş olabiliriz ama bu demek değildir ki meşakkatsiz bir süreçten geçiyor da kader ona kıyak mı geçmiş acaba durumu? Böyle bir durum elbette yok. Yani bir sınava tabi tutuluyorsa herkes bu durumdan nasibini alıyor. Ve karınca kararınca herkes kendi ölçüsünde bir şeylerle mücadele ediyor. O mücadeleyi görmeyip de İşte belki sosyal medyanın etkisiyle olabilir ya da o sahnede gördüğümüz bir fotoğrafı ya da gerçek görüntüsü anlamında o görüntü bizi aldatmamalıdır. Ve aslında kendimize dönüp baktığımızda elbette bizim de çokça mutlu anlarımız vardır. Fakat bu dışarıdakini mutlu görüp kendimizi mutsuz olduğumuz bir anla takas etme durumu insana ben sanki hep mutsuzum da hep başkaları mutlu bir tablo çiziyor. Kesinlikle. Başkaları mutlu. Oraya da sorsanız evet kimi sağlık anlamında sıkıntı yaşıyor, kimi çocuğuyla ilgili bir şeylerle cebelleşiyor, belki iş yaşantısı sorunlu. O tablodan haberimiz yok tabii ki. Bir de şöyle bir durum var sanırım. İnsanoğlu işte bir kere mutsuz olduğu bir ana şahit olduğunda önünde yahut gerisinde milyonlarca mutlu tablo görünüyor olsun. Yine de o mutsuz anı temizlemediği müddetçe diğer anlara odaklanamıyor sanırım. Değil mi? Bir de şöyle bir durum var. Kişinin mutluluğa yüklediği anlam aslında araştırmalı. Evet. Mutluluk derken aklımızda ne kalıyor? Biz mutluluktan ne bekliyoruz? Bulutların üzerinde uçmak mı? Yani ayakların yerden kesilmesi mi? Elbette insan hayatında böyle zamanlarda olur ama eğer bu anlar sürekli devam edecek olsa insan üretemez hale gelir, düşünemez hale gelir. Hayattan fişini çekmek demek olur bu insanın. Evet, oldukça yüksek dopamin etkisi, endorfin etkisi bunlar sağlıklı bir süreç değildir aslında. Yani evlilik işte aşkı öldürür mü? Bir süre sonra neden ilişki başka yönde şekil alır sorularının da belki cevabı mahiyetini taşır. O anlamda kişi mutluluğa ne anlamlar yüklüyor? Mutluluk onun için ne demek? Sağlığının yerinde olması, çocuklarının yanı başında olması, işte mutlu bir evlilik yürütüyor olması ya da ayrı kalmışsa evet sağ çocuklarıyla beraber hala görüyor olması onun için bir mutluluk kriteri değil midir sorularının altında yatan sebepler araştırılmalıdır. Çok doğru. Nelerden mutlu olacağınızı görebilmek aslında yapılması gereken en büyük adımlardan birisi. İnsanın kendisine yapacağı da en büyük iyilik aslında. Bir de hikayemiz vardı bununla ilgili. Öncesinde bahsetmiştik belki izleyenler bilir. Bir sefer daha paylaştığımızı hatırlıyorum ama konuyla da uygun düştüğü için bir daha paylaşabiliriz. Şimdi kişi bunu sorgularken öncesinde hani insanlar ilim için yollara düşüyorlarmış. Nedir bunun kaynağı diye kafalarına takılan bir soruyla ilgili. Mutluluk ne demektir diye gidip bir mürşide soruyor. Düşünen insana o dönemin filozofları belki günümüz tabiriyle. O da diyor ki ben sana mutluluğu tarif edemem. Ben bu konuda yetkin değilim ama seni öyle birisine yönlendireceğim ki o sana mutluluğun ne demek olduğunu gayet anlayabileceğin dilde güzel ifade edebilir diyor. Bu insan haftalarca o dönemin belki ifadesiyle aylarca yol çekmek zorunda kalıyor. O günün şartlarında tabii ki. O çöl sıcağında işte mesafeleri kat ediyor ve gidiyor bir mürşidin kapısını çalıyor. İçeri girdiğinde yani farklı bir ortam. Orada belki
bir tasavvufi, mütevazi bir ortam beklerken farklı bir tablo çıkıyor karşısına. İşte şırıl şırıl akan sular, ortada havuzlar, dışarıda kenarda eğlenen insanlar, bir tarafta da tahtında oturan bir kişi karşılıyor onu. Herhalde diyor, benim soracağım kişi bu. Oradakilere de biraz fısıldayınca evet diyorlar. Aradığın kişi budur. Onun huzuruna çıkıyor. Diyor ki efendim, ben mutluluğun ne demek olduğunu araştırıyorum. Beni size yönlendirdiler. Ne demektir mutluluk diyor. O da diyor ki, şimdi etraf çok kalabalık. Bu gürültüden sana izah edemem açıkça. Sen diyor, şu eline bir kaşık vereyim. İçine de iki damla yağ damlatıyor. Sen şimdi diyor, aman bu kaşığa dikkat et. Dışarıda diyor, sarayın içinde şöyle bir dolaş gel diyor. Neyse, verilen süre zarfında bu kişi gidiyor, işte elinde bir gaye var. Kaşıktaki yağ damlatmayacak, kaide bu. Verilen süre dolduktan sonra tekrar dönüp geliyor mürşidin huzuruna. Diyor ki, efendim geldim artık, herhalde beklediğim cevabı vereceksiniz. Peki diyor, vereceğim cevabını. Ama diyor, cevabı vermeden önce benim sana bir sorum olacak. Sen sarayımı gezerken duvardaki Çin işlemelerini gördün mü? Yerde serilmiş o pahalı İran halılarına tanıklık ettin mi? Müzemi gezebildin mi diye sarayla ilgili detaylara yönelik sorular soruyor. Şaşkınlıkla bakıyor soruyu soran kişi. Bunların maalesef diyor, mahcup bir şekilde, ben hiçbirisine dikkat edemedim. Çünkü elimdeki kaşıktaki yağ damlatmamaydı benim gayem. Mahcup bir şekilde bunu ifade ediyor. Karşı taraftaki mürşit de diyor ki, tamam diyor, peki sen diyor en iyisi rahat hareket et. Hı hı. Bu sefer yine kaşığı veriyor eline. İki damla da yağ yine damlatıyor. Şimdi de diyor, o söylediklerime dikkat et. Ondan sonra ben sana mutluluğun cevabını verebileceğim. Peki diyor, ayrılıyor oradan. Bu sefer bir çıkıyor ki odadan. Yani müthiş bir manzarayla karşılaşıyor. Gerçekten olağanüstü güzel bir saray. İşte halıları görüyor. Bahsettiği müze ortamını geziyor. Çini işlemelerini, bir şaheser karşısında. Dolaşıp yine verilen süre zarfında, sürenin sonunda geldikten sonra mürşidin karşısına yine geçiyor. Gördün mü diyor bu sefer sarayımın güzelliklerini? Gördüm efendim diyor. Hayranlığını dile getiriyor gördüğü şeylerle ilgili. Peki diyor, iki damla yağ ne yaptın? Bir bakıyor, eyvah, kaşıktaki iki damla yağ yok. Bu sefer başka bir yönden mahcup oluyor. Çünkü yağ döktü, yağ kontrol edemedi. İşte diyor, evladım, mutluluk o kaşıktaki iki damla yağ da ihmal etmeden etrafındaki güzellikleri görebilmektir çok diyor. Çok doğru. Bu anlamda hayatımızın güzelliklerini bir şeylerle meşgulken, işimizdeki sıkıntılar, çocuğumuzla ilgili sıkıntılar, belki evlilik hayatıyla ilgili sıkıntılar, bunları ihmal etmemize sebebiyet verirse, o zaman biz de maalesef çok kovalarız mutluluğu. Halbuki mutlu olmak için yeterli malzeme, o yeterli kaynaklar içeride vardır zaten sorgulandığında. Çok doğru söylüyorsunuz. Hep şunu yapıyoruz sanırım insan olarak. Tamam, şu anda yaşıyorsun. Dününde tecrübe edinebilmek adına önemli. Geleceğinden de bir ümit etmek önemli olduğunu düşünenlerdenim. Fakat şu anı hep yok sayıyoruz. İnsanoğlunun hayatı gerçekten geçmişi ve geleceği arasına sıkışık kalmış bir şekilde. Şimdi hiçbir zaman yaşamıyoruz. Dün yaşananların pişmanlıkları geleceğinde kaygısıyla hep bu anı aslında yaşamadan erteliyor gibi bir durum söz konusu. İfade ettiğiniz gibi elimizde olan şeylerle o an mutlu olabilmeyi başarsak aslında yarın da daha güzel gelecek. Dün de daha iyi yaşanmış olacaktı diye düşünüyorum aslında. Biraz da şunun üzerinden konuşalım mı? Şimdi kibir diyebileceğimiz bir durum. İnsana hiç yakıştıramadığımız ve olmamasını istediğimiz bir durum. Aile ilişkilerinden ve bireyden biraz bu konuda bahsedelim istiyorum. Kibir dediğimiz bu olgu bireyin ve ailenin huzurunu ne derece etkiliyor? Bugün değerler eğitiminden bahsedeceğimizi söz etmiştik. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Günümüz evliliklerinin, geçen yıl TÜİK verileri açıklandı, bu yıl açıklandı. Boşanma oranları arttı dediler. Evlenenlerin sayısı azaldı diye bir not düştüler. Evet.
Ben şimdi evliliklerin çıkmaza sürüklenmesinde, iletişim çatışmalarında kibirin bizim zannettiğimizden daha fazla önemi olduğu kanaatindeyim. Yani insanlara empati kavramını, etkili iletişim tekniklerini, ben dilini kullanmayı vermek bir yere kadar etkili. Fakat bu temizliği biraz içeriden başlatmadığımız sürece, yani kişinin iç hasletleriyle ilgili, düşünceleriyle ilgili, düşünce de tabii ki davranışa yansıyor, davranışı etkiliyor. Hı hı. Bakış açısıyla ilgili, paradigmalarıyla ilgili şöyle bir bahar temizliği yapılmadığı sürece sadece davranış boyutunda yapılan değişiklikler yüzeysel kalacaktır. Onda da ne olur, kişi birinde ikisinde belki pratik olarak etkili o aldığı, teorik anlamda öğrendiği teknikleri belki uygulayabilir. Ama sonrasında şimdi bir volkan patlaması gibi hararetli hı hı. çatışma hı hı. esnasında olmadık sözler, olmadık hakaretler gündeme gelebilir. Evet. Somut bir örnek vermek gerekirse, bir evli çiftimizin mesela verdiği bir ifadeyi burada belki kullanabiliriz. Hani ben sana mı hesap vereceğim? Yani benim hayatımdan sen mi mesulsün? Hani tabii kolay değil. İki insanın bir araya gelmesi, bugüne kadar belki annenizden, babanızdan görmediğiniz bir hani hayatınıza çeki düzen verme söz konusu belki gündeme gelecek. İnsan kendini baskılanmış hissedebilir. Ama karşı taraftan nereye gidiyorsun gibi bir soru ya da bugün işte ne yapacaksın, oraya hani gitmek gerekti mi sorusu sorgulanır mahiyette değil ama karşı tarafın elbette bilme hakkı var. Böyle bir soruyla muhatap olunca hani sen kim oluyorsun da bana bu soruyu soruyorsun gibi tartışmalar gündeme gelebiliyor. Bu durumda evet eş olgusunu unutmamak gerekir. Belki önceki yaşantımızda kimseye söylemediğimiz sözler, paylaşmadığımız duyguların evlilik ortamında paylaşılması gerekeceği için bu anlamda olayı iyi kritik etmekte fayda var. İçeride karşı taraf bize bir eleştiri sunuyorsa, şu davranışını biraz eksik buluyorum. Tamam bu konularda iyisin ama sen nasıl böyle bir eleştiri getirirsin? Ben bu kadar çabalıyorum, çırpınıyorum da neden böyle bir konuyu gündeme getiriyorsun hı hı. gibi eleştiriyi kabul etmemeler özünde kibir duygusunu barındırır. Bu anlamda kişinin tevazu gösterme noktasında yapacağı pratikler, çabalar bu hasletin yerini verimli bir toprağa bırakır aslında. Hazreti Ayşe'ye sormuşlar, demişler ki insan iyi olduğunu nereden bilir? O da demiş ki kendini kötülerden saydığında. Peki kötü olduğunu nereden bilir demiş diye sormuşlar. Kendini iyilerden saydığında demiş. Yani bir insan nefsini öz eleştiriye tabi tutma anlamında, kendini eleştirme anlamında ne kadar tevazu sahibi ise diğer eksik yönleri tamamlanır. Eğer kibir pek öyle tabiri caizse törpülenecek durumda değilse o zaman maalesef elindeki nimetler de kaybolmaya mahkumdur. Çok doğru. Bunu her zaman görmezden geliyoruz herhalde yahut farkında değiliz elimizde olanların. Bundan mı kaynaklı acaba? Bunu kibir olarak adlandırmak insana ağır gelen bir olgu aslında. Bir anda karşı taraftakinin böyle bir eleştiri yapması hoş karşılanacak bir durum olmayabilir. Evet. Yani sende işte farkında olmadan pusuya yatmış kibir hasletleri mevcut mudur acaba demek o kolay bir süreç değildir elbette. Ama insanda böyle bir durum bariz bir şekilde varsa aslında özünde her insan birazcık barındırır bu durumu. Ama fark ettiğinde tedbir almak, onu iyileştirici bir şekilde davranmaya kendini teşvik etmek sonrasında tabii ki daha güzel bir tabloya kavuşabilir. Aksi halde içeride şimdi zehirli sarmaşık gibi ne yapsak yok eden, yutan bir canavar gibi düşünün. O hasret içeride büyürken, şimdi sen kim oluyorsun da ben senden akıl alacağım? İşte kıdem olarak farklı pozisyonlarda çalışıyoruz. Sosyal hayatta bu şekilde. Şimdi gelirken arabayla otoparka bırakacağım arabayı dikkatimi çekiyor. Yolda gelen araç iyi bir markaysa hiç yol yordam dinlemiyor. Geliyor üstünüze. Biraz mütevazı bir araçsa o şimdi kenara çekiliyor, bekliyor. O anlamda hani bu artık trafikte de karşımıza çıkıyorsa, iş yaşantısında da karşımıza çıkıyorsa burada durup düşünmek lazım. Hani alan elin, veren elin nereden kaynaklı olduğunu, biz aslında taşıyıcı olduğumuzu, yine Hazreti Mevlana orada diyor ki şu benimdir deme diyor. Yoksa kaybetmeye mahkum olursun. Üzerimde emanettir de diyor.
insani değerler anlamında da öyle. Nirvana'ya ulaşmış karakter gibi bahsedemeyiz kimseden. Herkes de azıcık azıcık vardır. Ama hangisini daha fazla çıkarıp kullanıyorsa insan, hangi yönde davranıyorsa diğer değerler pusuya yatar. Yok olmazlar ama. Maddi güç de mi acaba beraberinde bunu getiriyor? Şimdi verdiğiniz örnekte trafikten yola çıkacak olursak işte iyi bir aracın yol verme çabasının olmadığını fakat hani orta halli bir aracın daha nazik davrandığını tabiri caizse ifade ettiniz. Burada acaba insanların ellerinde bulunan gücü kontrol edemeyişleri, kendine yenilişleri mi acaba kibri de ortaya çıkartıyor? Maddi unsurun önemli bir etkisi var ama altyapı sağlamsa o zaman maddiyat çok fazla etkili olmuyor. Yani insanı çok yoldan çıkarmıyor tabiri caizse. Ama bir bakıyoruz işte milli piyango kazanan insanların hayatları araştırılıyor ve bu insanların ellerinde bir şey kalmadı. Yani 3 yıl 5 yıl gibi belki çok kısa bir sürede önceki sahip olduğu şeyleri de kaybettikleri gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Şimdi hayatlarını araştırıldığında işte maddi anlamda yokluğun ötesinde kişisel hasletler anlamında altyapı bir anlamda manevi değerler olarak sağlam atılmazsa özellikle okul öncesi dönemde yani 0-6 yaş 0-7 yaşa kadar olan olmuş oluyor aslında çoğu durumda. Karakter şekillenmiş, o temel atılmış oluyor. O dönemde yaşanan sıkıntı devam ederken üzerine bir maddiyat beklenmedik bir noktada belki şaşırtıcı olarak bununla da nasıl baş edeceğini bilmezse kişi ve bunu insanlara karşı koz olarak kullanmaya kalkarsa o zaman o maalesef elden gitmeye mahkum. Teşekkür ediyoruz Firdevs Hanım. Peki şunun üzerinden konuşalım biraz da dedikodu. Biliyorsunuz ki hakikaten olumsuzluğu üzerine yani klasik cümleleri kurmaya gerek bile yok. Bazı durumlarda gerçekten yuva yıkıcı, ilişki parçalayıcı duruma kadar da geliyor. Aile içinde dedikodudan biraz konuşalım istiyorum. Bugün ailede değerler eğitiminden bahsedeceğimizi söylemiştik. Bu unsurla biraz aile içi iletişimi konuşalım istiyorum. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Dedikodu da aslında iletişiminden kopuk olarak algılamak o bizim eksikliğimiz olur. Çünkü iletişim noktasında olmazsa olmazlardan birisi. Olmaması gereken ama hayatın acama gerçeklerinden. Bu anlamda dedikoduyu ele aldığımız zaman bir somut örnek vererek başlamak isterim konuya. Şimdi çocuğunuz bir şey duydu getirdi. Babaanneden bir söz getirdi anneye. İşte dedi ki babaanne, anne biliyor musun babaannem işte sen yokken şöyle bir söz söyledi. Oraya kulak kabartıp onunla ilgili öfkeye kapıldığı zaman kişi, olumsuz sözler söylediği zaman dur işte şimdi ben bir telefon açayım da ağzıma geleni söyleyeyim karşı tarafa gibi sınırlarımızı zorlayacak, insani sınırlarımızı zorlayacak bir davranışa girdiği zaman ne olur? Kişiye ve çocuğa orada olumsuz bir mesaj verilmiş olur. Senin söylediğin kayda alınacak bir durum. Ben bunu önemsiyorum ve benim şu andaki davranışlarımı kontrol ediyor bu. Ben böyle bir durum karşısında öfkelenme lüksüne, kırıp dökme lüksüne sahibim mesajını vermiş oluyoruz. Durumu böyle değil de diğer tabloyla bakacak olursak, yani iki insanı kritik edelim. Başka bir anne de böyle bir durum karşısında şunu yapıyor. Bu söz özel alanda söylenmiş bir sözdür. O ortamda söylenen bir söz başka bir ortama taşınırsa bu hiç hoş olmaz. İnsan mutlu olamaz bunu yaptığı zaman hayatta. Sen orada öyle bir söz duyduysan bu babaannenle aranızda kalmalı. Burada bizle konuşurken de öyle. İnsan o esnada öfkelenmiş olabilir, bir başkasına kızmış olabilir. Bu durumu başka bir ortamda daha uygulama olur mu dediği zaman bu annenin çocuğunu değerlendiriyoruz, diğer annenin çocuğunu değerlendiriyoruz. En fazla sıkıntı hangi ortamda yaşanıyor? Elbette anne olumsuz anlamda örnek teşkil ettiyse çocuk üzerinde ben çocuğuma söz dinletemiyorum. Yani içeride söz dinlemeyen, kural tanımayan bir çocukla cebelleşmek zorunda kalıyorum diyor. Yani anne görünmeyen sebebi asıl
etmeni bırakıp işin görünür kısmıyla uğraşıyor. Bu da ne demek olur? Havanda su dövmek olur. Yani insanı bir arpa boyu belki yol kat edersiniz, bazı tekniklerle bir noktaya gelirsiniz ama sorunu ben kökten çözmek istiyorum diyen insan için ben hayatımda nasıl bir örnek teşkil ediyorum? İnsanları bu noktada eleştirirken ben nasıl davranıyorum? Yani insanlara şimdi ben bunun olmaması gereken kötü bir şey olduğunu anlatırken eğer kendi yaşantımda bu duruma bir çeki düzen vermezsem sözlerimin bir tesiri olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin bir örneği vardır bununla ilgili. Çok etkilendiğim örneklerden birisi. Şimdi manevi değerler deyip de oraya es geçmek ayıp olurdu açıkçası diye düşünüyorum. İmam-ı Azam Hazretlerine bir çocuk getiriyorlar. Babası diyor ki, şimdi o tabii günümüz şartları gibi değil, uzunca bir yoldan, meşakkatli bir süreçten geçiyorlar. Haftalar, aylarca o yolu çekiyorlar. Geliyorlar İmam-ı Azam Hazretlerinin karşısına. Diyorlar ki, efendim benim çocuğum bal yiyor. Bal da onun için sakıncalı. Hastalığını tetikliyor. Fakat biz bu çocuğu bal yemekten alıkoyamadık diyor. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, o halde diyor, şimdi benim size söyleyecek bir şeyim yok. Siz şimdi gidin, 40 gün sonra geri gelin. Şimdi şaşırıyorlar, etraftakilere bakıyor. Ya bu nasıl olur? Biz aylarca yol çektik. Hiçbir şey söylemedi. Şimdi biz ne yapacağız falan diye deseler de itiraz edemiyorlar o sözün üstüne. Dönüyorlar o meşakkatli yolda. Aradan gerçekten 40 gün geçiyor. Tekrar yollara koyuluyorlar. 40 günün sonrasında huzuruna çıkıyorlar. Çocuğumuz bal yiyordu, size 40 gün öncesinde getirmiştik. Siz böyle söylediniz. 40 gün sonrasında tekrar buradayız. Sizin talebiniz üzere diyorlar. Çocuğu karşısına alıyor. Bal yeme evladım diyor. Bu kadar. Diyorlar ki Allah Allah, bunun sebebi, şimdi dışarı çıkıyorlar artık odasından. Sebebi, hikmeti nedir? Biz onca yol çektik. İlkinde bir şey söylemedi, bizi yolladı. İkincide geldik. Sadece söylediği söz bal yemeydi. Sonrasında öğreniyorlar ki bunun sebebi, hikmetini soruyorlar tekrar. Geri dönüp sorma ihtiyacı duyuyor. Sizin geldiğinizde diyor İmam-ı Azam Hazretleri, ben bal yemiştim diyor. Eğer ben bu çocuğa o yönde bir nasihat etseydim sözümün hiçbir tesiri olmazdı. 40 gün sonra size randevu verdim. Çünkü bu kandan ancak 40 günde arınır. Kendini bertaraf eder. Bir bakıyorlar, dönüyor bunun üzerine. İşte arındıktan sonra söylediği sözün gerçekten tesirli olduğunu, çocuğun o günden sonra bal yemediğini görüyorlar. Bu o dönemin şartlarına, işte o dönemde anlatılmış bir durum olabilir ama yaşadığımız bundan farklı değil aslında. Günümüz şartları ile ilgili bir örnek vermek gerekecekse, anne elinde cep telefonuyla uğraşıyor. Şimdi alışveriş sitelerinde dolaşıyor, WhatsApp'tan yazışmalarını takip ediyor. İşte orayla burayla sohbet derken çocuk eve geliyor, o da tabletiyle oynamak istiyor. Madem özgürlükse, şimdi hani bana? Ben de isterim, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ben de istiyorum, o da uğraşmak istiyor. Anne diyor ki hayır, şimdi ben sana işte şu ödülü vereyim, bu cezayla terbiye edeyim ama sen uzak dur. Bunun hiçbir geçerliliği yok. Çok doğru. Belki birazcık frenleyebiliriz ama özünde çocuk onu bir yere not eder, birazcık diklenmeye başladığı zaman bu sefer ebeveynin karşısına dikilir. Beni kısıtlayamazsınız diye res çekme cüretini kendinde bulur. Teşekkür ediyorum Firdevs Hanım paylaşımlarınız için. Sohbetimize devam edeceğiz ama reklam vaktimiz geldi. Sizi de biraz dinlendirelim, ardından devam edelim istiyorum. Sevgili izleyenler, bizler bugün aile danışmanımız sevgili Firdevs Karaca Eren'le birlikte ailede değerler eğitimi üzerinden sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Sorularımızı sormaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ama reklam vaktimiz geldi efendim. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından biz biz olmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. (Gülüyor)
Anadolu Güneşi TV19'dan Biz Bize programından herkese yeniden sevgiler, selamlar, tünaydınlar efendim. Ekranları karşısına yeni geçen sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için bugün bizlerle birlikte aile danışmanımız sevgili Firdevs Karaca Eren stüdyomuzda misafirimiz efendim. Kendisiyle birlikte ailede değerler eğitimi üzerinden konuşuyoruz. Mutluluk yakalanabilen bir şey mi? Şans eseri elde edilebilen bir olgu mu? Yoksa kişinin seçimlerinden mi kaynaklı? Bunun sorusunu sorduk. Kibre dayandık efendim ve dedikodudan bahsettik. Tüm sohbetimize ve sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler de ekranlarınız karşısında bizlere eşlik etmeye devam edin lütfen. Sevgili Firdevs Hanım, sohbetimizi şimdi şu noktada geliştirelim istiyoruz. Her insan ister ki iyi noktalara geleyim, başarılı olayım yahut kişiliğimle, karakterimle, sohbetimle sevilebilen birisi olayım. Fakat bunu elde edebilmek de biraz da aslında kişisel yetenek ve hani hep söylenir ya şeytan tüyü mü var acaba diye. Bunlar da biraz gerekli diye düşünüyorum. Tam bu noktada ifade ettiğimiz gibi başarıdan kaynaklı olabilir, işte sevilebilen bir insan olmasından kaynaklı çevresinde duyulan bazı duygular gelişiyor bunun etrafında. Haset dediğimiz, kıskançlık olarak adlandırabileceğimiz yeni bir olgumuz çıkmış oldu böylelikle karşımıza. Tüm bu noktada sorumuzu yeniden şekillendirecek olursak, kişisel gelişim ve aile içi iletişimde hasetten biraz bahsedelim istiyorum. Konumuz itibariyle neler söyleyeceksiniz? Haset de zehirli sarmaşıklarından en etkili olanı belki. Şöyle ki, bir nimet, onda neden var? Bunu sorgularken peşinden de onda olmasın. Yani karşı tarafı bununla ilgili hasara uğratma çabası olabilir. İşte iyi yönde ilerlediğini görüyordur. Onu ısrarla kötüleme çabaları. Yani kişi ne olur? Zanneder ki ben onu kötülediğim zaman gerçekten o kötü duruma düşecek. Aslında için için kendi kuyusunu kazdığını fark etmez maalesef. Böyle bir durumda nedir? İzzetin ve zilletin bir sahibi vardır. O verilebilir, alınabilir. O faktörü unutup da kişi bununla ilgili kolları sıvayıp, hani ben bu insanı rencide edeceğim, ben ona gününü gösteririm, dünyanın kaç bucak olduğunu ben ona göstereyim gibi çabalar, özünde insanın kendisine zarar verir. Bu tuzağa düşmemek için birileriyle karşılaştığımızda özel insanda olabilir bu. Yani kişi diğerlerine karşı belki daha iyidir de belirli insanlara karşı kendisinde bu duyguları olabilir. Hı hı. İşte giyim kuşamından tutun da mesleki anlamda olabilir. Ev hanımıysa çalışmıyorsa aile üyelerine katkısı olabilir. Eşiyle olan diyaloğu, çocuklarına nasıl annelik ettiği. Yani sadece belirli kriterlerde insanlar kıskanılmaz aslında. Eğer karşı taraf kendinde böyle bir acziyeti barındırıyorsa o kendi malzemesini bulur. Tabiri caizse tırnağa takmak için. Karşınızda böyle bir insanla mücadele etmek zorundaysanız da şunu unutmamak lazım. Benim üzerime düşen vazife nedir? Ben üzerime düşen vazifeyi yapıyor muyum? Hı hı. Şöyle bir soru belki akla gelir. Ben üzerime düşeni yapıyorum. İşte arıyorum, soruyorum. İşte akrabadır, hısımdır, belki tanıdıktır, komşudur. Ama karşı taraftan hep eksi yönde nötr durumlarla karşılaşıyorum. Ya da nötrün artısında, eksi durumlarda rahatsız edici sözler, davranışlarla karşılaşıyorum gibi bir durum söz konusuysa şunu hatırlatmakta fayda var. Onun davranışlarından siz mesul değilsiniz. Herkes kendi kişisel gelişimi, şimdi herkes tabiri caizse kendi evinin önünü süpürse dünya cenneti olur. Bir başkasının davranışlarının faturası bana kesilemez. Bir insan bana çok acı verdi, mutsuzluğumun yegane sebebi, o hayatıma girdikten sonra hayatım mahvoldu dese de insan, bunun bilerek ya da bilmeyerek muhakkak kendi payı olduğunu bilmelidir. Hı hı. Kendi seçimlerinin bu süreçte etkili olduğunu bilmelidir. Aksi halde bu düzen, nizam, intizam o kadar kusursuz çalışıyor ki aslında. Öyle halis niyetli kullarının hakkını kurda kuşa yem etmiyor yaradan. O kadar da değil. Yani önemli bir süreçten geçilmiş olabilir. Hayatında tökezlemeler olabilir insanın. O insan gerçekten hayatında olumsuz izler bırakmış olabilir. Ama kendisine şu soruyu sormalıdır. Ben bu durumlarla sık karşılaşıyorsam,
Yani bu yönde benim en çok bu yönde canımı acıtıyorsa acaba buradan çıkarmam gereken bir ders olabilir mi gibi. İşte sözleriyle ilgili olabilir, davranışlarıyla ilgili olabilir. Ha, karşı tarafa bir ezikleri oynama durumu değil. Belki fırsat verme mahiyetinde art niyetli birisi ise özellikle de bu o yönde değerlendirilmemelidir ama bunu aklımızın bir kenarına not edip sözlerimle ilgili nasıl bir gelişme sağlayabilirim? Nasıl bir mesafe kat etmeliyim? Hı hı. Davranışlarımdır, ebeveynliğimdir, mesleki hayatımdır. Bana vermek istediği mesaj ne olabilir? Burada ben bir kitap tavsiyesinde bulunmak isterim. Lütfen. Rus bir yazar şöyle ifade ediyor. Şimdi ismini de hatırlarsam söyleyeyim o esnada. Hatırlayacağım inşallah. Diyor ki bir insan yani hoşumuza gitmeyen bir şey varsa karşı tarafta o mutlaka bizi tamamlamak için oradadır. Hı hı. Kıskançlığı mı, cimriliği mi, hasetliği mi neyi hoşumuza gitmiyorsa bu yönde kendimizi geliştirmemiz gerektiği için o insan bizim hayatımızdadır diyor. Adını Canson'a bunu bir yere not edin. Ben adını tamam. Hatırlayacağım inşallah. Hı hı. Bu anlamda şu söylenebilir. Yani bu bir puzzle'dır. Hayatımızı bir bütün olarak değerlendireceğiz. Eğer bizim bir yönde eksikliğimiz varsa biz bunu bilmeliyiz ki o yöndeki eksikliği hoşumuza gitse de gitmese de bazen eşimiz o karakterde tamamlıyor olabilir, bazen çocuğumuz olabilir, bazen geniş aile çerçevesinde annemiz, kayınvalidemiz, evet. Babamız. O kadro boş kalmayacak. Yani o cebelleştiğimiz nokta biz kendimizi geliştirip de aktif yönde adım atmaya başlayana kadar orası boş kalmayacak. Bir de şöyle bir durum var. Hayatta her zaman her şey istediğimiz gibi gitmiyor ne yazık ki. Hı hı. Olumsuz anlar hemen hepimizin hayatında var fakat bununla mücadele edebildiğiniz ölçüde aslında var olduğunu düşünüyorum ben insanın. Hı hı. Ne kadar mücadele edebiliyorsanız yahut olayın içerisinden kendinize yarar sağlayacak, kendinizi geliştirecek şeyleri ne kadar yakalayıp kendinize yükleyebiliyorsanız o kadar varsınız aslında. Olumsuz şeylerin içerisindeki o girdaba girdiğinde insan kendi de aslında o eleştirdiği olumsuzluk içerisinde sürüklenip gitmiş oluyor. Bunu da çok sonrasında fark ediyoruz. Hı-hı. Yahut şöyle bir durumla hemen hepimizin karşılaştığı aşikardır. Etrafımızda bir insan vardır işte eleştir sürekli ona yap. Bir süre sonra derler ya yani yanında dura dura ona benzedin diye. Hı-hı. Buna aynen. Da aslında boyun eğmemek yahut etkilenmemek için neler yapmamız gerekecek? İnsan sosyal bir varlıktır sonuçta. Yani bundan kırılabilir kişi, kabuğuna çekilebilir. Evet. Bu kadarına tahammül gösteremeyecek baskın bir yapıya sahipse de paylaşma ihtiyacı duyabilir. Kendimize şu soruyu sormalıyız. Eğer kendimizde karşı tarafı kırıp dökme, işte rencide etme, başka insanların yanında söyleme gibi bir durum yani böyle bir şeyi cesaret ediyorsak burada şunu bilmeliyiz ki kaybeden taraf biz olacağız. Tenhada söylenebilir yani baş başa kalınılan zamanlarda bu davranışın beni kırdı bilmeni isterim. Ha burada şu da anlaşılmasın kırıldığımızı ifade etmek burada ben dilini kullanmak karşı tarafın geri adım atacağı anlamı da taşımasın. Geri adım da atmayabilir çünkü eğer kişisel anlamda yetersizliği varsa, sadist bir yapısı varsa, bundan besleniyorsa öfkelendirmek hoşuna da gidebilir. Hı hı. Yalnız bunda nedir? Kişi özünde kendisine kızar aslında. Bana şunu yaptı, ben orada neden sessiz kaldımdır asıl onu kızdıran nokta. O halde adım atacağı yer neresidir? O halde ben bir sonrakinde kendimi iyi bir şekilde ifade etmeliyim. Bu davranışın hoşuma gitmiyor. Eğer bu davranışın devam edecek olursa, ben de şu yönde davranma ihtiyacı içerisinde olacağım gibi. Aktif hale geçiyor olmak kişiyi psikolojik ve ruhen rahatlatacaktır. Hı hı. Pasif kalmak ise şimdi karşı taraf yapıyor yanına kar kalıyor. Şimdi öfkeleniyor bu taraf, öfkeleniyor ama şimdi tavşan daha kızmış, dağın haberi olmamış gibi bir durum söz konusuysa öfke bir işe yaramayacaktır böyle bir durumda. İşte aktif eyleme geçmeli insan. Pasif bekleyiş insanın yapısına, fıtratına uygun değil derken kastettiğimiz şey bu. Evet eyleme geçmeli. Ne yönde canımı acıtıyorsa o halde haklısın. Ben de
kendimde o eksikliği görüyorum. Bir süredir farkındayım gibi kendimle yeri geldiği zaman o öz eleştiri yapıyor olmak karşı tarafı bu yönde fişini çekebilir. Çok doğru. İfade etmemiz gereken aslında tamamı bu. İnsan ne olursa olsun önce kendinden yola çıkacak. Etrafımızda onca güzel örnek olabilir, onca olumsuz örnek olabilir ama herkes kendinden mesul ve yakın çevresinde sözünün geçebileceği yahut eleştirilerine alınmayacağı kişilerle herhalde ancak birbirini düzeltme yoluna gidebiliyor. Bunun dışındaki kişiler de süreç ne yazık ki farklı işliyor. Siz her ne kadar iyi niyetle yaklaşıyor olursanız olun, ne kadar güzel söylemlerde bulunursanız bulun, samimiyet ve iyi niyet anlaşılmadan herkese de aslında bu durumlar konuşulmuyor. Evet. Şunun üzerinden konuşalım. Şimdi şöyle bir durumdan bahsediyoruz. Ailede değerler eğitiminden bahsettik ve insani ilişkilerimizde de niyetin önemli olduğundan söz ediyoruz şimdi. Tam şu noktada evlilik ve niyet ilişkisi üzerinden bahsedelim. Her insanın muhakkak hayalinde bir evlilik tasavvuru vardır, bir eş tasavvuru vardır. Gönül ister ki herkes o hayalindeki evliliği yaşasın. Fakat hayatta toz pembe bir düzen üzerine kurulu değil açıkçası. İniş çıkışlar olacak, ayağınızın takıldığı yerler, çok mutlu olduğunuz anlar olacak. Tüm bunları da kabul görüp aslında bu yola çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hayalimizdeki evliliğimize niyetimizin o etkisini biraz konuşalım istiyorum, katkısını. Bununla alakalı neler konuşacağız? Niyet insan hayatında hani mutluluk, mutsuzluğu belki ön plana çıkaran gerçekten önemli bir kavram. İnsan niyet neyse, doğu özdeyişi var. Bununla ilgili araştırma yaparken doğu atasözü çıktı karşıma. Çok da beğendim. Niyetin neyse karşına çıkacak da odur. Yani niyet hayatın bir yansıması, yankısı aslında. Evet. Şimdi insan öyle bir varlık ki evren, kainat onun için konuşuyor. Ama bunu okumayı öğrendiğimiz sürece biz yeterince istifade edebiliriz. Gözümüzü kulağımızı kapatırsak şimdi görmedim, duymadım, bilmiyorum gibi tabiri caizse üç maymunu oynamaya devam ederiz. Kendimizi geliştirme noktasında orada kısır kalırız. Buna muhal vermemek için evet, kainat bizim için konuşuyor. Ne noktada konuşuyor? Acaba biz ne yönde mesajlar alabiliyoruz noktasına gelince, çocuğumuz bizi bir konuda eleştirir. Hiç hoşumuza gitmez ama bu eleştiri. Fakat ihtiyacımız olan bir şeydir. Ya da ben danışanlarıma söylüyorum, eşimin eleştirilerinden rahatsız oluyorum diyorsa, sizi hangi sözlerle eleştiririm istiyorum özellikle. Kendisi için yatan bir şeyler var. Bunu gerçekten önemseyip, evet hocam gerçekten ben bunu hayatımda slogan haline getirdim diyenler olabiliyor. Çünkü gelişiminde aslında yıllarca o kızarak söylenerek geçirdiği sözler gelişiminin miladı özelliğini taşıyor olabiliyor. Fakat kişi direnç gösterdiğinde, buna nefretle, öfkeyle yaklaştığında, olmaması gereken bir şey gibi yaklaştığında bu ne demek oluyor? İşte o sözlere, davranışlara, kainat bizim için konuşurken kulak tıkamak, gözlerimizi kapatmak söz konusu oluyor. Yaşamın yankısı diye bir hikaye vardır bununla ilgili anlatılan. Bu Kızılderililerde bilge dedeler vardır meşhur. O dede torun bir gün dağda yürüyüş yaparlarken çocuk arada bir ses çıkarmış. Aat demiş. Dağdan aynı sesin yankılandığını duymuş. Çocuk peşinde şarkı söylemiş, aynı şeyleri dinlemiş. Ne söylediyse bakmış ki ayna gibi sesler ona geri dönüyor. Dedeciğim bu nedir demiş dedesinin gözüne bakarak. İşte demiş evladım, bu yaşamın yankısıdır. Sen ona nasıl seslenirsen o da sana aynı karşılığı verir. Bir insan güzel sözlerle itham ediyorsa, başkalarına bu yönde hitap ediyorsa, çocuğunu severken güzel sözlerle seviyorsa, kendi de hayatta bu tür sıfata bürünüyor. Çok doğru. O tür sözleri, o sözü eşine kullandıysa, o çocuğuna kullandıysa, eşi de hanımına karşı bu sözleri kullanıyor. İş yerindeyse bir çalışansa bir işvereninden o sözleri duyabiliyor. Ama biz birilerine kızarken, kızınca da ne yapayım kızdırdı diye her söz söylemeyi mübah sayarsak, o halde ummadığımız bir yerden, tabii dilin kemiği yok, her yönde dönerse istediğini söyleyen istemediğini işitir. Çok doğru. Bir de şöyle bir durum var, yani istediğimizi tamam
kızdığımız anlarımız var. Fakat bu aklınıza gelen, dilinize dökülen her lafı yansıtacağımız anlamına da gelmiyor. Üslup denen bir şey var. Bunu çok fazla öteliyoruz diye düşünüyorum insani ilişkilerimizde. Bunun da nedenlerini araştırmak gerekiyor hakikaten. Öfkeye boğulduğumuz anlarımızda sıklıkla aslında karşımıza çıkan bir süreç ama öfke geçtiği anda da şöyle geriye dönüp baktığımızda kaç bardak kırmışız, kaç kalp kırmışız. Bunu da tartabilmek adına o öfke anlarını da kontrol etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru söylediniz. Öfke esnasında kişi kendine ne kadar sahip olabiliyorsa insani değerler orada kendini açığa çıkarıyor zaten. Hani birileri bana iyiyse iyiyim, bir şey vardı biz küçükken, tatlı cadı sinema filmi vardı, dizileri çıktı sonrasında. İyilere bal gibi, kötülere biber. Şimdi bugünkü hani mesleki anlamda tecrübenin verdiği etkiyle biraz eleştirel düşünüyorum. Çok şükür hatırlamadığım bir süre. Sizin kuşak hatırlamaz. Şimdi iyiye iyi, kötüye kötüyse benim iyiliğim nerede kalacak o zaman? Bir anlamda benim bir tutumum olmalı. Bu her gelene hani başım gözüm üstüne, bu biraz daha belki birçok şeyi aşmış, evet, bir avuç insana, evet, mahsus olabilir. Bunlar da yok değil. Örnekleri mevcuttur elbette. Fakat bunu günümüz şartlarına uyarlamamız gerekirse de ben kendimi ifade ederken karşı tarafı rencide ettiysem, uygunsuz sözler söylediysem, kendim olarak ifade ettiğim müddetçe karşı taraf duygusal yaklaşıp belki de benim canımı acıtma gayretiyle incindiğini söylese de o incinmeden ben mesul değilim. Çünkü ben seni incitme kastıyla söylemediğim belli. Benim kişilik haklarım her seferinde ihlal ediliyorsa bu zamanda da şimdi haksızlık karşısında susmak, devamlı susuyor olmak eğer bende öfkeye ve karşı tarafın davranışlarında birikmiş öfkeye, ona kızgınlığa sebebiyet verecekse belirli bir sınır dahilinde paylaşmam gerekir. Yani bunun tarihte de birçok örnekleri mevcuttur. İnsani değerler, mesela Sokrates'in savunması vardır bununla ilgili. Siz felsefe alanınız olduğu için siz konuya daha hakimsiniz bu anlamda. Orada şimdi idam edilecek, eşi ona soruyor. Yani bu kadar sana ithamda bulundular, haksızlık ettiler. Çıkıp da karşılarına bir çift söz söylemeyecek misin dediğinde haklı olarak mı itham etseler isterdin diyor. Çünkü ben kendimi biliyorum. Evet, savunmamı gerçekleştiriyorum. Artık bundan sonra olay benden çıktı. Onların kendi sorumluluğu demek istiyor. Bu anlamda yaptığı savunmada da ağlar paşalar. Şimdi öyle bir konuşması var ki gerçekten çok etkileyici de bir konuşma. İnsani değerleri ön planda tutarsak kişiyle konuşurken. Yani ben senin vicdanlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü her insan özünde bunu barındırır. Yani bu İlahi lütuf her insana verilmiştir. Hani vicdan yoksunu o kullanmıyordur. Vardır da çantasında, çok az kullanıyordur. Ya işine geldi, o sahnede işine gelmemiştir. Ama bundan yoksun bir insandan bahsedemeyiz. Akıldır, iradedir. Bunlar insanın kontrolüne verilmiş önemli silahlardır. Bu anlamda kişi kullanır kullanmaz o ayrı ama eşler arası ilişkilerde de ben senin şu noktalarda çok vicdanlı olduğunu, bana karşı merhametli olduğunu görüyorum. İşte o sandviç tekniği diyoruz ya, evet, arada bahsettiğimiz, evet, şu noktada da bana bu şekilde davranıyor olman aynı vicdani değerleri çağrıştıracaktır diye düşünüyorum. Yani bir şeyi söyledik baktık olmadı, olmadığı noktada eyleme geçelim diyoruz. İnsani değerlerini ön plana çıkararak söylediğimizde kişi kendini vicdanlı, cömert, değerli olarak bilir, bilmek ister. Karşısında da bu yönde sözleri duymak ister. Aksi halde kişi kendisi bir haydut olsa da o insan çok değerlidir, işte vicdan sahibidir diye başkasında gördüğü, kendinde olmayan o değeri över. Yani bilir ki olması gereken odur aslında, belki güç yetiremediği.
Sorarsanız herkes iyi fakat dünyada gerçekleşen Değil mi? bunca kötülük, madem bunca iyi insan var, kim tarafından işleniyor? Ben gerçekten merak ediyorum bunu. İşin Evet. özünü araştırdığımızda kimse kendisine kötü demez, iyi özelliklerini ortaya çıkartmak ister. Fakat burada gördüğünüz gibi işte tecavüzlerden tutun hırsızlığa, tabii ki bunların hani arka planlarında yatan süreçleri çok çok incelemek gerekiyor ama sorarsanız herkes iyi fakat dünyada var olan, devam eden bunca kötülükte kimler tarafından gerçekleştiriliyor? Bunu da incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Orada şöyle bir durum var. Kişi yine insani değerlerine düşen bir şekilde düşünmediğini farz ederek hareket ediyor. Yani işte küresel anlamda bir oyun varsa bu onun insani değeri değil. Onun elinden alma hakkına sahibim. Ben kendi içimde insanım. Kendi Değil insanıma değer veririm algısı yatıyor. mi? Ben işte cani olduğum için bundan haz alıyorum diyen çok azdır. Tarihte evet bir canilik örneği sergileyen liderler arasında da vardır bu. Bu yönde olumsuz örnek sergileyenler olmuştur ama bakış açısı o yönde değildir. Bunu kendine mübah sayan bir kılıf giydirdikten sonra o yönde hareket ediyordur ve bu yönde eylemlerini gerçekleştiriyordur. Firdevs Hanım, son 10 dakikamız kaldı ve önemli iki konumuz daha var değinmek istediğim. Onları da toparlayalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki artık sosyal medya artık hemen hepimizin kullandığı bir alan oldu ve hayatlarımızı oradan fazlasıyla yansıtır olduk. Dostluk ilişkilerinize, yakın çevrenize baktığınızda paylaşmadığınız, anlatmadığınız şeyleri "Aa, bunu bana neden söylemedin? Bak sosyal medyadan öğreniyorum." diye cümleler de sarf eder hale geldik. Tüm bu noktada yeni bir kavram ortaya çıktı diye düşünüyorum. Gösteriş. Önceden işte nedir, kadınlar arasında işte koluna bilezikleri takarak eşlik ettiği bir günde bunu yaparken yahut erkekler arasında altına çektiği son model bir arabayla bunu yansıtıyorken şimdi sosyal medyada bunu sıklıkla görür hale geldik. İşte nedir? Aa, işte bugün de çok güzel bir yere gittim, hemen fotoğraflayıp koyayım. Yeni güzel bir kıyafet aldım, fotoğraflayıp koyayım. Bu gösteriş merakından biraz konuşalım istiyorum tam bu noktada. Huzurumuz üzerindeki etkisi, insanlar bizi beğensin, işte güzel gözükeyim algısıyla kendimizi aslında doğru anlamda da yaşamadığımız bir sürece girmiş olduk diye düşünüyorum. Tüm bu sorumuz üzerinden konuşacak olursak neler söylersiniz? Zaten var olan duygularımız sosyal medyayla daha gün yüzüne çıkmış oldu aslında. Bunlar bizde yok değildi. Tarih boyunca da hep vardı. Yeni bir şekil aldı o halde. Evet, insanın varoluşundan beri hep vardı. Ama sosyal medya bunları daha çabuk ulaşılabilir, daha hızlı ulaştırabilir hale geldi. Bu anlamda hiç mi paylaşmayacağız, hiç mi kullanmayacağız? Elbette kullanacağız. Belirli bir sınır dahilinde kimi mesleki gelişimi için paylaşımlarda bulunmak için, kimi bir sosyal mesaj vermek için, çünkü özelden bekardır bir mesaj alıyordur. Selam, selam da değil, SLM, İstanbul'un neresindensin falan. Demek ki aile tablosu bir fotoğraf koymak gerekiyordur diye düşünür artık. Bir sevinçtir, bebek fotoğrafı paylaşmak ister. Ama bunlar abartıldığı sürece, işte bir sosyal ortamdır, topluluk fotoğrafı çekilebilir ama insanları böyle rahatsız edici tarzda özel şeyler çok sık vurgulanırsa bu hem nazarı da dikkate çeker. Yani evet, birilerinde yoksa bunu benim ayyuka çıkarıyor olmam rahatsız edici bir hal alır ve eldeki nimet de bu sefer kaybolmaya mahkum olur. Buna muhal vermemek için belirli bir sınır dahilinde paylaşılabilir. İleri düzeyde yapılan paylaşımlar, sosyal medyada da öyle, gün içerisinde de öyle. Yani bir insan çok sık neden bahsediyorsa, bu mal mülkte olabilir, sosyal ilişkilerinde de birilerine belki rekabet gösteriyordur, onları ön plana çıkarıyor olabilir. Kendimize çek düzen vermek için belki bilmemiz gereken şu olabilir: kişi kendini fazlasıyla kanıtlama çabasına girerse eğer, bir eksikliği kapatma gayretinde olduğu için bunu yapar. Nerede tamam diyorsak orada noksanız aslında, değil mi? Evet. Bunu ifade etmiş oluyoruz. Kesinlikle. Bu anlamda karşı tarafta gördüğümüz, aa işte o çok mutluymuş, işte gelip ev ortamında bunu anlatmak, işte falanca atıyorum mobilyayı yenilemiş,
biz de yenileyelim çocuğuna, işte en son model çıkan cep telefonunu almış, bizimki hala geriden geliyor gibi aile saadetimizi bozucu etmenler olarak kullanmaktan ziyade, ya bu insan bunu çok sık anlatıyor olabilir ama o yönde demek ki bir eksikliği var da onu giderme gayretinde olduğunu bilip aile ortamına bunu olumsuz anlamda taşımamakta fayda var. Aksi halde bu da aile sürecinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Teşekkür ediyorum Firdevs Hanım. Peki son olarak şunun üzerinden konuşalım. Çocuk yetiştirmek gerçekten anne baba için çok zor bir süreçtir diye düşünüyorum. Baktığınızda bir insanın hayatı size teslim ediliyor ve emanet ediliyor. Onu iyi anlamda donatmak, bildiğiniz doğruları yansıtmak yahut bir zarar gelmesin diye hani kendinize gelecek zararı bile göğüslemek anne babanın aslında yaptığı ve hiç sorgulamadığı, hiç gözüne gelmediği durumlardan birisi diye düşünüyorum. Değerler eğitiminden bahsediyoruz. Birçok konuya değindik. Kibire, hasede, dedikoduya. Tüm bunlara boyun eğmeden yahut hayatına almadan ve bunların yanlış olduğu bilinciyle çocuk yetiştirmek gerçekten her anne babanın yapabileceği bir iş de değil ne yazık ki. Çünkü çocuk kendi etrafında görüyor. Anne babam bunu yapıyorken ben neden paylaşmayayım deyip kendi hayatında devreye sokuyor diye düşünüyorum. Tüm bu noktada ailede bu değerler eğitiminden bahsediyoruz ya, çocuk yetiştirmede ebeveynin tutumu nasıl olacak? Bununla alakalı neler konuşabiliriz? Ebeveyn öncelikle şunu bilmeli ki, çocuğumda bir şey benim gözüme batıyorsa acaba ben bu davranışı yapıyor olabilir miyim? Mesela hayatında mutsuz olan, sürekli bir şeylerden şikayet eden, tabletini beğenmiyor, odasına giriyor, odasını beğenmiyor, mutsuzum diyor, böyle mutsuz prenses rolündeyse anne, baba iş yerinde geldiği zaman o da patronuna söyleniyor olabilir eve girdiği zaman. İşte arabayla ilgili bir hasar olmuştur, tamirciye söyleniyor olabilir. Bu noktada bizim söylenme hakkımız var da onun yok gibi davranmak çocuğa yapılan en büyük haksızlıktır. Bu tuzağa düşmemek için ben çocuğumda neyi görmek istiyorsam, şimdi başvuran ailelerimizle ilgili çocuk çok fazla harcama yaptığından, bir türlü doyuma ulaşmadığından bahsedince şöyle bir soruyu peşinden getirdi. Ailede çok fazla harcama yapan başka kimse var mı deyince bir tebessümde göz göze bakışmalar oldu. Anne baba bu konuda kendini check edip gözden geçirdiğinde çocuktaki davranış otomatikman düzeldi. Ve bununla ilgili de yapılmış bir araştırma var. Vaktimiz yeterse onu paylaşalım. Bir araştırma yapılıyor. Şempanzeler üzerinde ve çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma bu. İki bölmeli cam bir kutucuk. Arada da bir manivela var. Ve bu davranış şempanzelere de öğretiliyor, çocuklara da öğretiliyor. Aradaki manivelaya bastığı zaman yiyecek düşüyor. Ödül de şempanzelerde ve çocuklarda pekiştireç özelliği taşıdığı için yiyeceğe ulaşıyorlar bu şekilde. Uygulanan yaş grubu okul öncesi yaş grubu çocuklar üzerinde. Şimdi şempanzeler daha büyük yaşlarda. Aradaki manivelayı kaldırdıklarında şempanzeler akıl yürütme tekniğiyle bakıyorlar ki aradaki manivela yok. Direkt uzandığı zaman yiyeceği alıyorlar, uğraşmıyorlar. Yalnız çocuklar önceki davranışta olduğu gibi manivelayla uğraşma çabasındalar. O şekilde öğrendikleri için akıl yürütmeyi kullanmadan direkt eski yöntemden devam ediyorlar. Şimdi bu bize nasıl bir sonucu hatırlatıyor? Okul öncesi yaş grubunda çocuk kulağından değil gözünden terbiye edilir. Biz ona neyi verirsek, davranışlarımızda neyi gösteriyorsak çocuk da onu uygulayacaktır. Çok güzel bir yere değindiniz. Bunu vurgulayalım istiyorum. Büyük bir çocuk gibi işte çocuğum şuraya otur, şunu yapma, bunu etme gibi sözlerin hiçbir anlamı yok. Nasıl davranırsanız onların anlamı var. Doğru muyuz? Evet. Buyurun lütfen. Rol model teşkil etme anlamında önce kendimiz. Çocukla ilgili başvuru gerçekleşse de özünde ailenin kendisi var. Doğru. Bugün kısa bir teşekkür konuşması yapmak isterim Cansu Hanım. Buyurun lütfen. Şimdi tevazudan bahsettik, insani değerlerden bahsettik. Şimdi gruptan, arkadaşlarımdan araya çıktığımda mesajlar alıyorum. Yani tebrik ederiz, seninle gurur duyuyoruz diye. Ben onlarınkini bir tevazu örneği olarak değerlendiriyorum. Çünkü onlara bir faydam dokunamadığı halde böyle izlemek belki hoşlarına gidiyor. Ve
Ben o yönde destekleri için teşekkür ediyorum. Yani hem yapıcı anlamda eleştirileri için, iyi ki varsınız diyorum onlara. Değerli komşularımın dualarını alarak çıktım. Arkadaşlarıma da ilkokul, ortaokul, lise, uzunca bir arkadaşlık serüveni söz konusu. Onlara da teşekkür etmek istedim. Asıl tevazu örneği onlar diye düşünüyorum. Teşekkür edelim. Bizler de sizlerin aracılığıyla bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemedikleri için biz de teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Bugün ailede değerler eğitiminden bahsettik Firdevs Hanım. Güne dair eklediğimiz birçok özel konumuz oldu. Programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Güne dair son olarak eklemek istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Evet, özünde niyet var dedik. Hani mutluluk bize çok uzak bir kavram değil aslında. Bununla ilgili niyetimizi check ettiğimizde, şöyle bir gözden geçirdiğimizde mutluluk kavramının bizden çok uzak bir yerde olmadığını, aslında zaten var olan şartlarla bizim mutlu olduğumuzu belki hatırlatmakta fayda var. Hazreti Ali'nin bu noktada bir sözü var, onunla kapatmak isterim. İnsan beklentilerini bıraktığı anda mutludur diyor. Yani bizi biraz beklentiler yoruyor aslında. Özünde bu var diye düşünüyorum. Olmasını istediğimiz şeylerin gerçekleşmediği anları gördükçe ifade ettiğiniz gibi mutluluğu da beraberinde getirmiş oluyoruz kendimize. Evet, kesinlikle. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum Firdevs Hanım. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Bilginize, emeğinize sağlık ben diyelim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Sevgili izleyenler, bizler bugün stüdyomuzda aile danışmanımız sevgili Firdevs Karaca Eren'i ağırladık efendim. Kendisiyle birlikte ailede değerler eğitimi üzerinden sohbetimizi gerçekleştirdik. Bu noktada birçok konu üzerinden sohbetimizi gerçekleştirdik. Sorularımızı sorduk ve cevabını aldık efendim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bizler iki günlüğüne ekranlarımızdan ayrılıyoruz. Hafta sonuna giriyoruz efendim. Herkese keyifli, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte, saat 11'de görüşmek temennisiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. We'll be right back.